Nisan ayının ilk haftasını geride bıraktık. 9 günlük bayram tatilindeyiz. Bir yandan da işte ekonomide de ikinci çeyrek başladı. Peki Evet. nasıl geçmesi bekleniyor? Şimdi Aleyna, ilk hafta bitti. İkinci hafta ne yapıyoruz? Bayram tatiliyle bitiriyoruz. Nisan ayında bize ne kaldı geriye? 2 hafta kaldı. Bu 2 haftayı iyi değerlendirmemiz lazım. Malum Nisan ayına iyi başlamıştık. Ve bu iyimserlik devam ediyor. Aslında Mart ayında yaptığımız yayınlarda Nisan ayında atıfta bulunarak daha sakin, daha iyimser bir, daha dinlenme modunda bir Nisan ayı geçireceğimizi ifade etmiştim. Piyasalara baktığımız zaman da bu düşüncemizi aslında bizim destekliyor. İyimser bir piyasa var karşımızda. Zaman zaman Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararları sorgulanıyor. Fed üyelerinin şeyleri yapılıyor ama sonuca baktığımız zaman bir hikaye değişimi yok piyasalarda. Bütün dünya ekonomileri yoruldu. Bütün dünyadaki insanlar yoruldu. Artık iyi şeyler duymak istiyor, iyi şeyler görmek istiyor. Herkes kendini dışarı atıyor. O enflasyon baskısı insanlarda ciddi bir tahribata neden oldu. Psikolojik tahribata neden oldu. Şimdi bu 2 haftayı iyi değerlendirmek lazım. Peki ne yapmak lazım? Mesela ben yurt dışında odaklandığım bir konu var. İçeride problem yok ama yurt dışında odaklandığım bir konu var. İran-İsrail gerginliği, bir de Rusya tarafındaki misilleme. Bu 3 şey beni endişelendiriyor. Yani bu tarafta bir kargaşa yaşanırsa, bir kaos yaşanırsa, biz tatili olacağımız için, finansal piyasalar kapalı olacağı için, dövizciler, bankalar falan herhangi bir hamle yapamayacağız kendimizi korumak için. O yüzden risklerimizi biraz daha azaltarak tatile gitmemiz lazım. Mesela örnek veriyorum. Borsada alma işin mi var? %50 al. Borsada satma işin mi var? %50'ni sat. Döviz alma işin mi var? %50'ni al. Döviz satma işin mi var? %50'ni sat. Bu altın için geçerli. Diğer enstrümanlar için geçerli. Riskini %50 azaltman lazım. Alım yapacaklar, satış yapacaklar. Çünkü bayram sonrası nasıl bir piyasaya uyanacağımızı biz bilmiyoruz. Öngöremiyoruz. Çünkü her an her şey olabilir. Dünyada olabilir, içeride olabilir, dışarıda olabilir. Dolayısıyla da çok özgüvenli girmemek lazım. Full malda, full nakitte, böyle full değil de risklerimizi %50 azaltarak girmenin daha faydalı bir karar olduğunu düşünüyorum. Tabii bayram tatilinde bankaların makas aralıkları bayağı açık olacak döviz kurlarında, altın fiyatlarında. Serbest piyasalarda bugün ve yarın değerlendirmek lazım ama yine serbest piyasalarda, kapalı çarşı piyasasında veya Türkiye genelinde dövizciler, kuyumcular pazartesi, salı günü yine açık. Yani Arefe günü de faaliyette olacaklar. Serbest piyasalarda işlem yapmak isteyen arkadaşlarımızın da salı gününe vakti var. Döviz kuru geriliyor. İşte 32 lira seviyesinin altında ama şunu sorguluyorlar. Neden dolar geriliyor? Neden düşüyor? Bir şey mi oldu? Veya bu düşüş devam edecek mi diye soruyorlar. Şu yanıtları vermekte fayda var. Dolar endeksi mesela 104.70 seviyesindeydi. 103.70 seviyesine kadar geriledi. Yani dolar sadece Türkiye'de değil bütün dünyada değer kaybetme haftasındaydı. Diğer yandan euro dolar paritesi 1 puan yükseldi. Diğer yandan her bayram öncesinde TL ihtiyacı daha fazla olur. Yani işçilerin maaşını veren fabrikalar, emeklerin parasını veren sistem veya tatile giden aileler döviz bozmak zorunda kalıyor, altın bozmak zorunda. Bir nakit ihtiyacı oluyor içeride. Yani herkesin bir döviz bozdurma ihtiyacı oluyor veya altın bozdurma ihtiyacı oluyor. Ondan dolayı da her bayram arefesinde bu senaryolar her zaman karşımızda oluyor ve dolayısıyla da o yüzden gerilediğini söyleyebilirim. Önemli olan soru şu, kalıcı mı? Onu bilmiyorum. Benim nazarımda kalıcı değil. Benim beklentilerim yine yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönünde. Ama ekonomi yönetimi ısrarcı ve her gün, hemen hemen her gün ısrarla Sayın Cumhurbaşkanı da olsun, ekonomi yönetimi de olsun, enflasyon rakamları Temmuz'a itibariyle sert bir şekilde gerileyecek, şöyle olacak, böyle olacak falan filan. Bunları Temmuz ayı geldiği zaman hep beraber göreceğiz. Benim böyle bir beklentim var mı? Yok. Ben sadece şu cümleyi kullanıyorum. Bizim zamana ihtiyacımız var. Toparlanmamız için en az 1 yıl ihtiyacımız var. Mutlaka sıkılaştırma politikaları bir karşılığı olacaktır. Mutlaka ekonomi yönetimi yaptığı hamlelerin bir karşılığı olacaktır, iyimserliği olacaktır. Ama bugünkü koşullarda 2 ay vererek, 3 ay vererek, tarih vererek kesin hükümlü beklenti içerisinde korumak yanlış olur. Çünkü insan beklenti içine giriyor. Yani Mart diyorsunuz, Mart günü bir şey olmuyor. Mayıs diyorsunuz bir şey olmuyor. Haziran diyorsunuz bir şey olmuyor. Güven gidiyor. Diğer seferlerde gittiği gibi.
hikayeyi iyi okumak lazım. Toplumu iyi okumak lazım. Tarih vermemek lazım. Mayıs ayında çok yükselecek deniliyor enflasyon. Evet, Temmuz'da nasıl birdenbire düşecek? İnsanın aklına geliyor tabii ki. Evet. Bir de şey yani toplumu iyi okumak lazım Aleyna. Yani gerçekten şu bürokrasi dilini bırakıp iletişimi oradan çözdürmek çok yanlış. Bence biraz daha samimi bir iletişime ihtiyaç var ama ekonomi yönetimi bürokrasi yerini bırakmıyor. Hani biz atanmışız diyor. Yani biz siyasetten gelen bir insan olmadığımız için atanmış ve teknikçi bir insanız diyor. Ben de diyorum ki Türkiye, Türk toplumu teknik bir şey istemiyor veya anlamıyor veya anlasa da işine gelmiyor. Çünkü toplum sıcak teması seviyor, toplum soru sorup cevap almayı seviyor, toplum borçlanmayı seviyor, toplum ev almayı seviyor, toplum araba almayı seviyor, toplum ihtiyaç kredisi kullanmayı seviyor, toplum harcamayı seviyor. Siz ne yaptınız? Teknik olarak haklısınız ama ne yaptınız haklı olarak? Bütün kredi musluklarını kapattınız, kimseye ev aldırmadınız, kimseye araba aldırmadınız. Sonuç ortada, sandıktaki sonuç ortada. Ve dolayısıyla bu iletişim noktasında yani bugüne kadar Türkiye uygulanan ekonomi modeli nasıl dünyayla zıtsa, yani çok 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 enteresan bir ekonomi şeyi geçirmişse, tarihi geçirmişse Türkiye ilginç bir şekilde, bunun bedelini halk olarak ağır bir şekilde ödemişsek, şu anda doğru ancak iletişimi yanlış bir politika devam ediyor. Buna da ben dikkat çekmek istiyorum. Dolayısıyla her şeyin başı güvendir. Peki bayramdan sonra piyasalarda bir sürpriz bekliyor muyuz? Yok yani herhangi bir sürpriz beklemiyorum. Benim tek sürprizim yurt dışında olur. Yani yurt dışındaki jeopolitik gerilimler, ekonomik kriz dalgaları, doğal felaketler vesaire. Ama içeride herhangi bir gergin bekleyişim yok. Zaten içerideki rakamsal değerlere bugün döviz kurlarına baktığımız zaman, emtia fiyatlarına baktığımız zaman hep alım fırsatlı durmaya devam ediyor. İşte döviz tarafında, emtia tarafında hepsi yani yaz ayları itibariyle tekrar yukarı yönlü hareketlerini sürdürecek. Benim bu yılla alakalı öngörümde bir değişiklik yoktur. Düşüncem yine aynıdır. Peki çok teşekkür ederim katkılarından ve teşekkür ederim. Değerli yorumların için çok teşekkür ederim. Ve şimdiden iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Sağ olun. Evet, finans analisti İslam Memiş Paranın Şifresi programında yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Hoşça kalın.